zevklikler. Ne kadar da enformasyon teknolojisi, bildiğiniz haber ajansı vesaire olsa, bunlar etkili de olsa, özde mesela müziğe bakalım. Değil mi? Kültürün en çok tüketildiği noktalara bakalım. Artık o Türk dili dünyada Rusya merkezli bir medenileştirme, kültürleştirme, bunların şey kalmadı. Yani Sovyetlerinde belki vardı ama günümüzde giderek bir özgünleşme var bölgeden. Ve tabii ki hani Türkiye'nin ya da Türk kültürünün arttığını görüyoruz genel olarak. Daha çok Türk müzikleri dinleniyor. Rus müzikleriyle dans etmiyorlar, Türk müzikleriyle dans ediyorlar. Satışlarına bakın, pazarlardaki şeyler, kendi Türk dilinde müzik ürünleri, kültür ürünlerinde daha çok iktidar ediyorlar, daha rahat ediyorlar. Ve o eski şeyi kalmadı. Bunu söylerken de tabii ki mesela Dostoyevski olsun, Tolstoy olsun, evrensel kültüre geçmiş. Rus kültüründen oluşmuş ama evrensel kültüre geçmiş konularla ilgili de çok negatif olmanın ben yerinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü dünyada evrensel bir kültür var. Buna antipatik bir tavır geliştirmek sadece bu kültürleri biraz tekilleştirir. Yani Cengiz Aytmatov bu bölgenin büyük değeri. Ama onu anlarken de muhtemelen başka kültürlerden, kendi kültürüne özgünlüğünü görmek lazım. Kültür evrensel olunca güzel. Orada da hani çok fazla şu kültüre karşı kültür lehinde sizden ziyade mesela Aytan Doğu'nu daha çok anlamak ve anlatmak. Belki hani bu yani Türk kültürünün bölgesel anlamda bir güçlenmesi bekleniyorsa o ya da kültüre karşı değil de kendine odaklanan, kendine yeten. Ya bugün mesela biz Özbeklerle, Kazaklarla o kendi dillerinde bile konuşamıyoruz. İşçi diyebilince hemen bu süreye geçiyorlar. Bu konuda ne yapılabilir? Ben size onu soracaktım. Birinci soruyu bana sordunuz. Tabii tabii. Şimdi Tatku Birlik'le ilgili çok yani ana konuları ve Türk devlet anlayışını diğer devlet anlayışlarından farklı bir şekilde ortaya koyduğu için çok üzerinde durulması lazım bizim. Bence önemli bir çalışma yaptık. Hatta şöyle söyleyeyim, Çin artık bunu sahiplenecekti ve ben hakikaten hasbelkader beni arayıp böyle bir çalışma yapıyoruz, bu çalışmaya sizi de katalım hocam dediler. Ben de dedim ki benim katılmam çok tek başına önemli değil. Bana izin verin bir iki gün ben bir görüşeyim bunu birlikte yapalım. Görüştük ve nihayetinde ona hakikaten sahiplendik çok güçlü bir şekilde ve Türk-Çin ortak projesi olarak hazırladık. Yani bütün dünyada Tatku Birlik ile ilgili yapılmış çalışmalara ilişkin. Türkiye'de dahil yayınlandı Türkçe, İngilizce, şimdi Çin'de de Çincesi yayınlanıyor. Hatta biz onu çok önemli bir şekilde çalışıp ortaya koyunca Ankara'da büyük bir toplantı yaptık. Dünyada bu konuda en önde gelen kişileri çağırdık, bir toplantı yaptık. Bir hafta sonra Çin 10 kat bütçeyle bunu tekrar devam ettirelim diye karar aldı. Maalesef bizde tabi arzu edilen şekilde değil. Bizim akademisyenlerimiz, az önce bahsettim, Tatku Birlik bir Türk eseri değildir diye gayretle yazmış, çizmiş maalesef. Biz nerelerden geliyoruz yani. Hakikaten şükredilecek durumdayız. Burada bugün öğle yemeğinde konuşurken bahsettik. Bugün Türk dünyasının böyle halk tabiriyle aksakallıları, aksaçlıları diyebileceğimiz çok kıymetli insanlar var. Bizim bence bu vakit kaybetmeksizin bu kişilerle münasebet kurup hatta bilimsel faaliyetleri de bir müddet onlar üzerinde yürütmemiz lazım. Yani onları dinlemeyi esas al. Biz bireysel olarak ben kendim ve enstitümüz bunu yapıyoruz. Yani Türk dünyasındaki en aksakallı kişilerle sık sık görüşüp onları dinliyoruz uzun uzun. Fakat var. İşte iki değerli büyüğümüz bunlar hakikaten bu devlet anlayışını bilen, oradaki hakikatleri geçmişten günümüze bilen kişiler. Türkiye'de de var. Azımsanmayacak kadar. Azerbaycan'dan tutunuz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bunların hepsinde var.
Yani akademiyada da var, fakat onlarla biraz şahsi sohbet etmek lazım. Yani akademik ortamlarda çok arzu ettiğimiz şekilde sizin beklentilerinize cevap verecek, karşılayacak şekilde konuşmaları beklenmemeli. Maalesef o bir Sovyet döneminin verdiği şey var, onu göz ardı etmemek lazım. Ama yakınlık kurulduğu takdirde kesinlikle bir hazine gibi size çok ciddi deryalar, denizler anlatabilirler. Bunlar var. Hatta biz bunlarla birlikte, işte son Özbekistan'la mesela ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kültür Bakanı'yla ve o Özbekistan'daki kıymetli tecrübeli hocalarla birlikte ne yapabiliriz diye düşündük ve şu karara vardık. Dedik ki, yani siyasi konuları ele almak her zaman, her şartta mümkün olabiliyor, ekonomik ve diğer konular. Mesela Kültür Bakanı aynı zamanda Kültür Bakan Vekili, aynı zamanda oranın en meşhur sanatçısıdır Azerbek Nazarbekov. Dedi ki, hocam bizim gençlerimize mefkure kazandırmamız lazım her şeyden önce. Kendi geçmişini ve sahip olduğu değerleri ne kadar ciddi bir hazineye, bir güce sahip olduğunu bilmiyor. Bizim evvela bunu anlatmamız lazım diye. Bu hususta ne yapılabilir diye düşündük ve hemen karara bağladık. Şimdi inşallah başlıyor. Cumhurbaşkanlığından onayı da çıktı. Celalettin Arzemşah filmi çekilecek. Türkiye-Özbekistan ortak yapımı. Ardından inşallah Timur'la da ilgili tabii çalışmalar yapılacak. Ama bu Arzemşah filmi bence çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda Özbekistan'da insanların en çok konuştuğu konu bu filmdeki başrol oyuncusu kim olacak diye bayağı ciddi ciddi bu konuşuluyor. Eylül-Ekim aylarında da çekim oradaki kısmı yapılacak, 6 ay içinde de bitecek. Yani çok teferruatlı dedik, film olursa az etkisi olur onun için 13 bölümlük dizi kararına varıldı. Mehmet Bozdağ Diriliş dizisini yapan bizim dostumuz, enstitümüzün de ne diyelim, destekçilerinden, o yapacak. Zaten çok muazzam bir şey var, 2,5 milyar da izleyicisi var, ne yaparsa yapsın zaten izliyor. O tecrübeleri ve o imkanları kullanarak bunu yapacağız. Orada aslında bu anlatılacak. Yani Türk devlet anlayışının herhangi bir perestroika'ya gerek kalmaksızın zaten kadim bir anlayış olduğunu anlatacak. Onlar zaten glasnostmuş, perestroika'ymış, onların hepsinin işte nasıl çok kısa zamanlı sonuç vermeyecek şeyler olduğundan kendiliğinden ortaya çıkacak. Evet. Ben teşekkür ederim. Mehmet Bey, buyurun arkadaşlar. Kısa olsun, sonra bir soru alacağız. Şimdi her kavramın siyasi bir amacın olduğunu da anlamakla aslında. Ama sonuna kadar eleştirebiliriz. Yumuşak göç, demokrasi, bunların hepsinin siyasi tarafı da vardır. Sadece ilmi kavramlar olarak düşünmemek lazım. Hatta bizim temel hedeflerimizden bir tanesi oradaki siyasi motivasyonu anlamaktır. Zaten burada tartışmaya çalıştığım şey Rusya'nın yumuşak gücü kullanırken ki siyasi motivasyonu. Unutmayın, Türkiye'de siyasi yumuşak güç kavramını kullanıyor. Cumhurbaşkanımız İbrahim Kalın zaman zaman kullanıyorlar bu kavramı. Çünkü daha pozitif konotasyonu olan bir kavram. Hani gücün yanında bir de yumuşak kelimesini diyorsunuz. Aynı şeye benziyor. Mesela propagandayı kullanmıyoruz, kamu diplomasisi diyoruz. Yani çok propaganda negatif anlaşılan bir şey. Ve kavramlar zamandan zamana değişir. Mesela jeopolitik kavramı 2. Dünya Savaşı'nda kurduğum dönem kullanılmadı. Neden? Çünkü Almanlarla, Alman nazizmle özdeşleştirildi. 1970'ler, 80'ler sonrasında aslında Soğuk Savaş'tan sonra tekrar kullanılmaya başladı. İlk kullanan da Henry Kissinger falan kitabında yazdığı makalelerde. Yani tukaka bir kavrama dönüşmüştü jeopolitik kavramı. Onun için kavramların siyasi motivasyonu, hangi dönemde, hangi anlamda kullanıldığına bakmak lazım. Elbette kendi bize uygun en güzel kavramları bulmak da temel hedefimiz olmalı. Ama bunu da literatüre yerleştirmek lazım. Kendimiz çalar, kendimiz söylersek o da çok anlamlı bir şey değil bana sorarsanız. Teşekkür ederiz. Yes, Professor Simons, please take your time. Thanks. Well, two very thought-provoking presentations, and I can see that from your reactions. So my task is not to ask a question, not to make a comment, but as a result of the presentations, a bit of a reflection on how this issue of terminology is dealt with
in a more Western or more specifically Anglo-Saxon academic context. Because, I mean, this sort of touches on some of these little swamps that you find yourself in currently. And I think one of the first points is assumption in academic terminology. So the assumption is X, and you cannot diverge from that. For instance, it is impossible for a state actor that uses hard military power to have any soft power. That is rubbish. And it's been proven rubbish for millennia. The Roman Empire was not built on soft power. It was built on hard power. And what do we have even today? You have a very rosy reflection on the Roman Empire, periodic attempts to recreate it. So this does not fit. And this kind of gives us an impression of Western academia is like this draft horse, to wear the blinkers on the eyes, so to keep those distractions from the side, to keep its focus on what is straight ahead and not to be distracted. This also comes to these other points, for example, geopolitics. When this came as a concept, of course, the issues of time and distance were very relevant and important. They're not so much these days, because you've got new communication technologies which render those obsolete. But does that render geopolitics obsolete? Well, it might render the initial understanding of it obsolete. So it needs to be sort of redefined. And this is another problem, especially in Western academia, is this museumization of academic terminology. Here, this is the solid definition of the term now. And it cannot change at all, because we have defined this one concept, and this is the standard. And there are a number of problems with that. So, for example,